arkadaşlar. Yüzde problemlerin ikinci testiyle devam ediyorum. Birinci sorumuzda 5 Şubat tarihinde İstanbul'dan İzmir'e, 6 Şubat'ta ise İzmir'den İstanbul'a uçuş bilgilerini gösteren mesajlar yer almakta. Buna göre gidiş biletinin tutarı yani 63 TL'nin dönüş bileti tutarının yüzde kaç eksiğidir diye sormuş. Yani şöyle söyleyelim, 63 ifadesinin 84'ün yüzde kaç eksiğidir, yüzde x eksiğidir diye yazalım. Buna göre bu ifadeyi 63'ü diğer tarafa alırsak 84 eksi 63. Bu ifadeyi de karşı tarafa alıyorum. 84 bölü 100 çarpı x ifadesi geldi. 84 eksi 63'ten çıkarttığımız zaman 21. Burayı sadeleştirdiğimiz zaman 4'e böldük 21. 4'e böldük 25. Yani 21x bölü 25'ten 21'ler sadeleşti ve x değerimiz 25 geldi. İkinci sorumuzda 0,2 sayısı yani 2 bölü 10 sayısı 1,2 ile 0,8'in toplamının. Topladığımız zaman zaten 2 yapar. 2'nin yüzde kaçıdır diye sormuş bize. 2'ler sadeleşti. Burada 10'lar sadeleşti. 10 kaldı. X değerimize buradan 10 geldi. Üçüncü sorumuzda bir sayının binde 3'ü ile. Şimdi bir sayının binde 3'ü demek budur. İle bu sayının yüzde 3'ünün toplamı o sayının yüzde kaçıdır? A olsun, yüzde A'sıdır diyelim. Buradaki A'yı bulmaya çalışalım. Topladığımız zaman hatta burasını 10 ile genişlettiğimiz zaman burası 30 olacak. 30x artı 3x daha 33x bölü 1000 eşittir x çarpı A bölü 100 geldi. Buradan iki sıfırlarımız gitti. X'lerimizi sadeleştirdik. Buradan da o zaman A ifadesi nedir? 33 bölü 10'dan dolayı 3,3 gelir. Dördüncü sorumuzda tanesi 4 TL olan ürün 4,8 TL'ye satılıyor. Kar yüzdesini sormuş. Şimdi aradaki fark 0,8. O zaman 4'ün yüzde kaça 0,8'e eşittir diyeceğiz. 4'ün yüzde x'i 0,8 ya da 8 bölü 10 olarak yazalım. 4 ile 8 sadeleştirelim. 2. Buradan 10 geldi. X değerimize buradan 20 oldu. Şimdi sorumuzda 110 TL fiyatı olan bir ürüne %8 KDV eklenince, yani bunu zam gibi kabul ediyoruz. KDV eklenmiş zaten. 110 TL olan bir ürüne %8 KDV ince etiket fiyatı. Şimdi %10'un %8'ini bulalım. Bu KDV'si olacak. Bunu da zaten ilk miktarını yani 110'a eklediğimiz zaman etiket fiyatını bulmuş olacağız. Buradan bir sıfırlarımız gitsin. Burası 110 artı 88 bölü 10'dan dolayı 8,8 gelecek. Topladığımız zaman da burasına 118,8 ifadesi gelir. Altıncı soruda %10 kar ile 22 TL'ye satılan ürün. Şimdi %10 kar ile, yani normalde x'ti ürünümüz. X'in %10 kar yapıldığında 22 TL'ye satılmış. Buradan zaten 10 geldi. 10x artı x'ten 11x bölü 10 22 eşitmiş. 11 ile 22'yi sadeleştirelim. 2 x değerimiz de 20 geldi. Yani ürünümüz 20 TL'ymiş ilk başta. 20 TL'nin %20 zararla kaç TL'ye satılır? 20'nin %20'si zaten nedir? 4'tür. Yani 20'nin 4'ü zarar olmuş. 4 TL'si zarar olduğu için 20-4'ten dolayı 16 TL'ye satılmıştır deriz. 7. sorumuzda 1200 gram yağ sucuk bir haftada 900 grama düşüyor. Buna göre fire yüzdesi. Şimdi 1200 gramda 300 gram fire verdiğine göre bize yüzdesini sormuş. Yüzde kaç fire vermiştir deriz. Buradan x eşittir 100 çarpı, şuraya içeride şarj yapıyoruz biliyorsunuz. 100 çarpı 300 bölü 1200 geldi. Sıfırlarımızı sadeleştirdik. 3 ile 4, 12'yi sadeleştirdim 4. 100 bölü 4'ten de cevabımız 25 geldi. 8. sorumuzda bir gömlek için ortalama 1,5 TL enerji gideri, 14 TL işçilik gideri, 44,5 TL ham madde gideri vardır. Buna göre birim satış fiyatı 54 TL olsa zarar yüzdesi kaç olur? Şimdi bunların hepsini, masrafların hepsini topladığımızda 60 TL yapıyor. 60 TL'ye mal edilmiş, 54 TL'ye satılmış. O zaman şöyle söyleyeceğiz. 60 TL'de 6 TL zarar olduğuna göre yüzde ne kadar zarar etmiştir diyeceğiz. Buradan da zaten x çarpı 60'ı burada 10'a böldüğüne göre 6, yüzde 10'a böldük. %10 zarar yüzdesi vardır diyebilirim. 9. soruda %27 indirim ile 365 TL'ye satılan ürünün indirimsiz fiyatını soruyor. Şimdi bunu da diğer yoldan yapalım. Mesela ürünümüzün tamamı 100x olsa %27'si indirim yapıldığına göre geriye 73x'i kalmış ürünün. Ve 73x'in 365 olduğunu söylemiş. 73'e böldüm 1, 73'e böldüm 5 geldi. X değerimize buradan 5 oldu. Ürünün indirimsiz fiyatı, yani ilk fiyatından bahsediyor. 100 çarpı x yerine 5 yazdık. Cevabımız 500 oldu. 10. sorumuzda bir fidanın boyu 70 santimdir.
Bir sonraki yıl 84 santim olduğuna göre fidanın boyu yüzde kaç uzamıştır? 70'te 14 uzamış, yüzde kaç uzamıştır onu bulacağız. Buranın x eşittir. Yine içler dışlar çarpımı yapıyorum. Yani 100 çarpı 14 bölü 70 geldi. Sıfırlarımız gitti. 7 ile 14'ü sadeleştirdim. 2, 10 çarpı 2'den de cevabımız 20 oldu. 11. sorumuzda bir inşaatın önce %30'u sonra kalanın %20'si tamamlanmıştır. Şimdi inşaatın tamamına 100x dersek %30'u 30x'lik kısım. Sonra kalanın demiş. Şimdi 30x'li tamamlanmış, kalan nedir? 70x. 70x'in %20'si tamamlanmış. O zaman 70'in %20'sini alıyorum. Buradan sıfırlarımız gitti. Yani 14x'i daha tamamlanmış. İnşaatın tamamlanmayan kısmı. Şu an tamamlanan 44x'lik kısmı. Geriye kalan kısmı nedir? 56x'lik kısım olacaktır. %56'sıdır deriz. Bir ürüne arka arkaya 2 defa %30 zam yapılırsa. Şimdi ürünümüz 100x olsa ilk %30'luk zam yapıldığında ürün 130x oldu. 130x'in üzerine tekrar %30 zam yapacağım. 130'un %30'unu aldığımız zaman sıfırlarımız gitti. 39x daha eklendiğine göre zamlı hali en son nedir? 130x'ti. 39x daha zam yapıldı. 169x oldu son fiyatı. Toplam yapılan zam ne kadardır? 100'den 169'a çıktığı için %69 zam yapılmıştır. 13. soruda eni 8 birim, boyu 12 birim uzunluğunda dikdörtgen biçimli ekranı olan bir tabletin içinde her birinin bir kenarı 2 birim olan eş kare uygulama butonları şekilde gösterildiği gibi yer almakta. Sümeyra ekran zeminde görünen sarı bölgenin alanını arttırmak için bazı uygulamaları silecektir. Buna göre Sümeyra sarı bölgenin alanını %25 arttırmak için kaç tane uygulama silmelidir? Şimdi bu tabletin tamamı 8 birimi 12 birim şeklinde verilmiş ve tabletin içinde her birinin kenarı 2 birim olan eş kare uygulamalar. Şimdi sarı bölgelerin alanı %25 arttırmak istiyor. Şöyle yapalım. Tabletin alanı 12 çarpı 8'den 96 birim kare geliyor. İçerisinde 2 çarpı 2'den 4 birim kare olan toplamda 8 tane kare parça var burada. Buton var. Dolayısıyla bir tanesi 4 birim kare olduğuna göre 8'e çarptığımız zaman 32 birim kare yapıyor. Şimdi sarı bölgenin alanı için o zaman 96'dan 32 çıkarttığımız zaman 64 birim kare bize sarı bölgenin alanını veriyor şu ankini. Şimdi bunun alanı %25 arttırmak istiyoruz. Yani 64'ün %25'i kadar arttırmak istiyoruz. Pardon, 64'ün %25'i kadar arttırmak istiyoruz. Yani 16 birim kare arttırmak istiyoruz. Dolayısıyla 80 birim kare olmasını istiyormuşuz. Şimdi 16 birim kare artması için sonuç olarak 64'ün %25 yani 16 birim kare artması için kaç tane uygulama silmesi lazım? Bir tane uygulama 4 birim kare. Dolayısıyla 4 tanesini silmesi lazım ki 4 çarpı 4'ten 16 birim karelik yer açılsın ve buraları da sarı olsun. O yüzden de 4 tane uygulama silinmelidir diyoruz. Sorumuzda bir ürüne arka arkaya 3 defa %10 indirim yapılırsa demiş. Şimdi ürünümüz 100x olsa ilk %10'luk indirim yapıldığında nedir? Şöyle söyleyelim. 100'ün 100x'ten 10x'i çıkarttığımız zaman 90x kaldı. Daha sonra bir defa daha indirim yapılacak. Toplamda 3 defa indirim yapılması isteniyor. Ve şu anda yapılan indirim 10x kadar. Sonra yapılan toplam indirimleri toplayacağız. 90'ın tekrar %10'unu alacağım. Bu da 9x'e sebep olacak. 9x daha indirdik. 81x oldu. Diğer indirimimize 9x onu da ekledik. 81'in tekrar %10'unu indirim yapacağız. Buradan da nedir? 8,1 gelecektir. 8,1 kadar daha indirim oldu. Bunların hepsini topladığımız zaman da toplam 27,1 gelecektir. 15. sorumuzda bir hangileri doğrudur diye sormuş. Bir sayının %20 fazlası. Şimdi sayımızı biz yine 100x alalım. %20 fazlası 120x olacaktır. O sayının %20 eksiğinin. Şimdi 100'ün %20'si 20x'i çıkarttığımız zaman 80x kaldı. 80 yani %20 eksiğinin %50'si fazladır. 80'in %50'si 40'tır. 80'e 40 eklediğimiz zaman burası nedir? 120x olacaktır. Evet, burası 120x, burası 120x olduğu için eşit oldu. İkinciye baktığımız zaman bir sayının %20'sinin, 100x'in %20'si nedir? 20x olacaktır. 20'sinin 20 fazlası. Şimdi 20'nin %20'sini bulalım öncelikle. Burası 4 geldi. Yani 20x'in %20 fazlası 20 artı 4'ten dolayı 24x'e eşit olacaktır burası. O sayının %20 fazlasının 100x'in %20 fazlası 120x'tir. %20'sine eşit. 120'nin
%20'sini alıyorum. Sıfırlarımız gitti. 12 çarpı 2'den 24 geldi. %20'sinde 24x olduğunu söylemiş. Evet, ikinci öncül de doğru geldi. Üçüncüye baktığımızda bir sayının %20 fazlasının, yani 120x, sayı 100x aldık. Fazlasının %20 eksiği o sayıya eşittir. 120'nin %20'sini alacağız, bunu çıkartacağız. Bir sayının %20'sini, yani 120x'in %20 eksiğini alıyorum. Sıfırlarımız gitti. 120'den 24'ü çıkarttığımız zaman o sayıyı elde edemediğimiz için 3. öncül yanlış geldi. Cevap 1, 2, 3.